Videoya başlarken şöyle bir not düşmek istiyorum. Eğer biz Auguste Comte'ı sadece ilk sosyolog diyorsak, Martinat ya da ilk sosyolog demek zorundayız. Eğer Auguste Comte'ı ilk erkek sosyolog demeyip Martinat'a ilk kadın sosyolog dersek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini dilde yeniden üretmiş oluruz. O yüzden ya Auguste Comte'ı ilk erkek sosyolog diyeceğiz ya da ikisine de ilk sosyolog diyeceğiz. Belki şöyle bir aklınıza takılacaktır. İki kişiye nasıl ilk sosyolog diyebiliriz? Yani ilk diyorsak bir tane olması gerekiyor. Sonuç olarak iki kişi nasıl ilk sosyolog olabilir? Harriet Martineau'ya ilk sosyolog demek için bence çeşitli nedenler var. Bunu video boyunca anlatacağım. Sosyologlara Anlatıyorum serisini ilk kez izleyenler için bu videoda nasıl bir şema izleyeceğimi sizlere aktarmak istiyorum. Martineau'nun biyografisiyle başlıyoruz. Ardından metodolojisiyle devam ediyoruz. Ardından ilgilendiği konular olan kadın eşitsizliğine yönelik görüşlerini aktarıp ve daha sonra din sosyolojisine değinip videoyu noktalayacağız. Şimdi konuyu anlatmaya başlamadan önce ben kanalla ilgili bir noktaya değinmek istiyorum. Son zamanlarda kanal gayet iyiye gidiyor. Daha fazla abone geliyor ve sizler daha da fazla yorum yapıyorsunuz. Daha da fazla katkıda bulunuyorsunuz kanala. Ve bunu görmek beni çok mutlu ediyor. Daha fazla insana ulaşabilmek, sosyolojiyi daha fazla bir kitleye ulaştırabilmek beni çok mutlu ediyor. Ve sizlerin de katkısı benim için çok önemli. Dilerim ki bu durum böyle katlanarak devam eder ve daha iyi yerlere geliriz hep beraber bu kanalla. Bu sürede de içimden geldi. Açıkçası sizlere teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel katkılarınız, emekleriniz var kanalda. Yorumlarda ya da mesajlarda bana öneriler sunuyorsunuz. Güzel mesajlar, olumlu pozitif mesajlar atıyorsunuz. Bu benim için çok önemli. Bu beni motive ediyor çünkü. Ve ben de sizin isteklerinizi, taleplerinizi değerlendirerek kanalı daha iyi bir noktaya getirmek istiyorum. Şu noktada merak ettiğim bir şey var. Sizler kanalda neler görmek istersiniz? Şu anki videolardan memnun musunuz? Daha fazla önerileriniz neler? Bunlar benim için çok önemli çünkü sizler izliyorsunuz bu videoları ve sizler emek veriyorsunuz. Sizlerin de zamanını daha verimli geçirmesini sağlamak için önerilerinizi gerçekten bekliyorum. Ve hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eğer Türkiye'de günün birinde sosyoloji toplumda bilinir hale gelirse bu kanal aracılığıyla bunda hepimizin emeği vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu konuşmadan sonra başlayabiliriz. Harriet Martineau 1802 yılında 8 çocuğun 6.'sı olarak İngiltere'de doğdu. İngiltere'de doğması bizim için önemli bir detay çünkü sosyoloji Comte ile beraber Fransa'da başladığı genel kabul görüyor. Fakat Comte ile aynı yıllarda yaşayan Harriet Martineau İngiltere'de sosyoloji diye bir bilim başlattı. Kendisinin sosyoloji biliminin üreticisi olmamasının hiçbir imkanı, nedeni yoktu. Çünkü Martineau doğduğunda koku alma ve tat alma hissiyatından neredeyse yoksundu. Ve 12 yaşında Martinov işitme kaybı yaşamaya başladı ve evet işitme engelli bir birey olarak yaşamını sürdürdü. Kendisi dezavantajlı konumdaydı ve üstüne üstlük toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı bir ortamda kadındı. Onun aile içi hayatı da bildiğimiz kadarıyla çok da renkli değildi. Yaşadığı engel nedeniyle ailesi tarafından sürekli eleştirilir, sürekli hor görülürdü. Sosyologları Anlatıyorum serisinin 4. videosunda Goffman damgayı anlatmıştım. Orada da belirttiğim üzere damgalı bir kişinin normal hayata karışmasında engeller bulunmaktadır. Martina da böyle bir bireydi ve ailesi bu durumundan ötürü çok fazla rahatsızdı. Kaynaklardan okuduğumuz kadarıyla ailesi bu durumundan ötürü onu suçladı ve belli bir yerden sonra bu durumu kabul etmelerine rağmen belli bir yaşa kadar Martinay toplum içine çok da fazla çıkarmamaya çalıştılar. Yani Martinay'ın biyografisine baktığımızda gerçekten bir kişinin toplum içerisinde yaşayabileceği bayağı bir dezavantajlı şey yaşadığını görüyoruz. Bir insan negatif olana çok fazla maruz kalırsa belli bir yerden sonra o kişinin patlamaması, bir şeyleri durumu eleştirmemesi imkansız hale gelir. Sosyal psikoloji kitaplarından bildiğimiz üzere bu süreç tam tamına mekanik şekilde işlemese de otoriter ailelerde büyüyen çocuklar ya çok aykırı olmaya meyilli oluyorlar ya da çok fazla uyumcu olmaya meyilli oluyorlar. Çünkü insanın egosu kendini var etmeye, kendini göstermeye odaklıdır. Varoluş amacı budur zaten. Ego, özne var olamadığı kadar sıkışır, sıkıştığı kadar da patlamaya meyilli hale gelir. Sıkıntılı zamanlarınızı bir düşünün. İnsan bir sürü şeyi içine atar, 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 atar ve bir yerden sonra patlar. Çünkü kişi bunu kaldıramaz. Bir yerden sonra bunu dışarı kusmaya başlar. Fakat Martinov'un biyografisine baktığımızda o bu süreci daha iyi yönetebilmiş bunu görüyoruz. Çünkü kendisi onu zorlayan dış koşulları bu negatif olanı bilim yoluyla dışarıya kusmuş. Öyle ki kendisi daha 19 yaşında bilimsel bir makale yayınlatmayı başarmış. Makalenin ismi de Kadın Yazarlar ve Pratik Kutsallık.
Martinau kendisini eşitsizlikleri, adaletsizlikleri, negatif olanı bilim yoluyla anlatmaya adamış bir insan. Ve öyle ki bir toplumun da sesi olmayı başarabilmiş bir kişiliktir Martinau. O yaşadığı dönemde Martinau bayağı bilinen bir insandı. Özellikle bizim içinde bulunduğumuz toplumda ve bu dönemde bilim çok da halk arasında bilinmiyor. Fakat Martinau yaşadığı toplum olan İngiltere'de 19. yüzyılda bilim halk arasında itibar görüyordu. Ve evet, Martinau bilim yoluyla kendini tanıtabilmiş, ün kazanmış bir insan. Öyle ki yaşadığı dönemde bazı kitapları Charles Dickens'tan daha fazla sattı. Tabii Martinau yazarlığı da çok böyle pürüzsüz şekilde işlemedi. Dickens'tan fazla sattığını söylediğimde Martinau hiç yazarlık konusunda mali maddi bir sıkıntı çekmediğini söyleyemeyiz. Öyle ki yazarlıktan geçimini sağlayana kadar belli bir süre sıkıntı çekti. Yayın evlerini ikna etme konusunda belli problemler yaşadı. Fakat yaş konusunda yanılmıyorsam 30'lu yaşlarına yakın bir dönemde ekonomi politik üzerine yazdığı kitaplar bir yayın evi tarafından kabul edildi ve bu sayede maddi bir özgürlük sağladı. Bu andan itibaren de Martinau artık kendini tamamen yazmaya adadı. Hayatı boyunca da 70'ten fazla kitap, 1500'den fazla makale ve gazete yazısı yayınladı. Bu biyografik detayları verdikten sonra Martinau'nun metodolojik anlayışına geçebiliriz. Net şekilde belirtmek gerekirse Martinau bilime ve ilerlemeye inanan bir aydınlanmacı sosyologdur. Az önce de belirttiğim üzere Martinau toplumsal eşitsizliklere, adaletsizliklere karşı gelen bir ilerlemeci sosyologdur. Bu durum onun metodolojik anlayışına da yansıdı elbette. Şunu bilmek gerekir ki tam tamına Comte'la benzer olmasa da Harriet Martinau bir pozitivistti. Bu çok da şaşırtıcı olmayan bir gerçek. Tarihi çok ufak karıştırıyor olabilirim ancak 1853'te Comte'un pozitif felsefe derslerini ilk İngilizce çeviren kişidir Martinau. Yani Martinau İngilizce pozitivist sosyolojiyi ilk kez tanıtan kişi olmuştur. Kendisinin de tam tamına Comte'la aynı olmasa da pozitivist olmasına o yüzden çok da şaşmamak gerek. Tam tamına Comte'le aynı değil diyorum çünkü o belli ölçüde sadece sosyolojinin olguları betimlememesi gerektiğini, onlara belli ölçüde eleştirel yaklaşılması gerektiğini de savunmuştur. Bu nedenle Martinau gözünde sosyoloji eleştirel ve ahlaki bir bilimdir. Martinau'ya göre eğer bir toplumda bir fail, bir birey kendi özgür kapasitesini gerçekleştiremiyorsa orada sosyolojinin yapması gereken şey bunun nedenlerini eleştirmektir. Basitçe ifade edersek Martinau bireyin özgürlüğünü kısıtlayan her şeye karşı çıkar. Bu yüzden Martinau'nun cinsiyet eşitsizliğine, işçiliğe, köleliğe karşı çıkması onun metodolojisiyle uyumludur. Dolayısıyla kendisi aydınlanmacı bir sosyolog olarak sosyal adaleti savunan biridir. Belirttiğim gibi Martinau ilk sosyologlardan biridir. Fakat yaşadığı dönemde sosyoloji diye bir şey yeni yeni oluştuğu için kendisinin bir metodolojik anlayışla geliştirmesi gerekmiştir. Böylelikle Martinau sosyoloji tarihinde önemli bir yere sahip olan ahlak kuralları ve davranış tarzlarının nasıl gözlemlenmesi gerekir adlı kitabı yazmıştır. Bu önemli bir kitap çünkü sosyoloji ve hatta antropoloji tarihinde ilk kez yazılmış bir metodoloji kitabıdır. Martinau bu kitapla ortaya bir sosyal araştırma metodolojisi koymuştur. Peki Martinau ahlak kuralları diyerek ahlak bekçiliği yapan bir sosyolog muydu? İlk önce biraz bunu anlamak gerekiyor. O dönem tabi sosyoloji bilimi ortada olmadığı için kavramlar da yerleşmiş değil. Kendisi bizim toplumsal norm dediğimiz şeyleri ahlak kuralları olarak ifade ediyor. Eğitim, aile, siyaset gibi toplumsal kurumlar dediğimiz şeyi ise davranış tarzları olarak ifade ediyor Martinau. Martinau bu kitapta sosyolojinin normlar ve kurumlar arasındaki ilişkiyi betimlemesi gerektiğini söyler. Ve sadece bununla kalmaz, eleştirel bir yön de ekler kitaba. Ona göre sosyoloji bir toplumda ideal olan şeyler ile gerçek olan şeyler arasındaki farklılaşmayı ele almalıdır. Mesela bugün bizim toplumda yolda yürürken kime sorsanız kadınlar, erkekler hepsi eşit olmalıdır der lafta. Bu bizim toplumumuzun idealidir. Fakat gerçekte olan nedir? Maalesef tam tersidir. İşte sosyoloji bu durumu eleştirmeli ve bu durumun nedenlerini keşfetmelidir. Burada bir dipnot açmak istiyorum. Martinau'nun bu metodolojik anlayışını okurken bu anlayış bana Adorno ve Horkheimer'ın içkin eleştirisini hatırlattı. İçkin eleştiri de bir toplumun idealleriyle o toplumun ulaştığı nokta arasındaki uçurumu analiz etmeye yarayan ve eleştirmeye yarayan bir yöntemdir. Hatta Adorno ve Horkheimer'ın aydınlanmanın diyalektiği çalışmaları böyle bir çalışmadır. Batıdaki modern toplumlar aydınlanma ve ilerleme idesiyle yola çıkmışlardı fakat 20. yüzyılda faşizme ve barbarlığa batmışlardı. Zaten Horkheimer'da kitabın ön sözünde bu durumu söylüyor. Bizim yapacağımız şey insanlığın neden ilerlemeden bir barbarlığa saptığını anlamaktan fazlası değildi diyor. Şimdi bu dipnotu kapayabiliriz.
ahlak kuralları ve davranış tarzlarının nasıl gözlemlenmesi gerekir kitabı metodolojik açıdan ve yöntemsel açıdan da önemli bir kitaptı. Çünkü kendisi nitel yöntemin nasıl olabileceğini temellerini atmıştı o zamanlarda. Ve Martinan nitel yöntem hakkında söylediği şeylerin bugün çoğu kullanılmakta. Mesela bizler nitel çalışmalar yaparken kullandığımız not alma sistemini ilk kez Martinan yazmıştı bu kitapta. Bunun haricinde beni şaşırtan bir nokta daha var bu kitapta, o da refleksivite. Araştırmalarda refleksivite tam olarak şudur. Bir araştırmacı kendi yanlılığının farkında olarak çalışmayı yürütmelidir. Kendileri hakkında bilinçli olmaları ve kendi yanlılıklarını asla çalışmaya yansıtmamaları gerekir. Bu yüzden kendi üstüne düşünmeleri gerekir araştırmacıların. Nesnellik genel kanının bildiğinin aksine yansızlık değildir arkadaşlar. Bir araştırmacı elbette düşüncelere, fikirlere, ideolojiye sahip olabilir. Ancak araştırdığı gerçekliği bu ideolojiler aracılığıyla çarpıtmamaktır nesnellik. Yani gerçek neyse onu söylemektir nesnellik. Ve refleksivite anlayışını Martinan daha o yıllarda yazmış. Bu beni çok şaşırttı çünkü daha biz ilişkisel sosyolojide yeni yeni öğreniyoruz. Yani Pierre Bourdieu'nun, Anthony Giddens'ın sosyolojisinde yeni yeni görüyoruz bunu. İlişkisel sosyolojiden önce de eleştirel kuramda görmüştük biz refleksivitenin ne olduğunu. Fakat ben refleksivitenin ondan da geriye dayandığını, hatta Martinan'a dayandığını bilmiyordum mesela. O yüzden bu beni şaşırttı açıkçası. Bu metodolojik kısmı da tamamladıktan sonra kadınların eşitsizliği meselesine gelebiliriz. Bu bahsettiğim içkin eleştiri yöntemini Martinan Amerika'da Toplum kitabında kullanır. Amerika sözde ideal olarak eşitlik ilkesi üzerinde kurulmuştur. Fakat gözlemlenen şey bunun tam tersidir. Kadınların seçme hakkı yoktur, kadınların statüsü düşüktür ve kölelik söz konusudur. Bir yanda eşitlik idealinden bahsederken bir yanda gerçekte olan biten tam olarak çelişkilidir. Dolayısıyla sözde eşitlik ülkesi olan Amerika gerçekte elit, beyaz bir erkek yönetimine sahiptir. Bu da Martinan'a göre Amerika'da sosyal adaletin standartların bayağı bir aşağısında kaldığını göstermektedir. Yani eşitlik ülkesi çok da eşit bir ülke değildir. Martinan metodoloji anlayışı onun kadınlara yönelik anlayışına da yansımaktadır. Ona göre kadınlar eşit olmalı, kadınlar istediğini yapabilme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Sosyolojinin görevi de cinsiyet eşitsizliklerini dile getirerek kadınları bilinçlendirmektir. Kadınlar ise bu bilinçlenme yoluyla yaşadıkları eşitsizliklere, adaletsizliklere karşı çıkmalılardır. Ona göre cinsiyet eşitsizliğindeki önemli noktalardan biri eğitimde fırsat eşitsizliğidir. Aslında bunu Pierre Bourdieu'den de biliyoruz. Eğitim bir kişinin toplumda yerini kazanmasını, o kişinin toplumsal konumunu ve sınıfını yeniden üretmesini ya da sınıf atlamasını sağlamaktadır. Eğitimin bu fonksiyonu toplumun yeniden üretilmesini sağlamaktadır. Ve maalesef çoğunluk mevcut konumlarını sürdürürken çok az bir kişi yukarıya doğru çıkabilmektedir. Yani sınıf atlayabilmektedir. Tabii bu eğitimle ilgili, yani eğitim görenlerle ilgili bir kısım. Martinan'ın belirttiği şey eğitim görmemekle alakalı bir durum. Yani evet, eğitim belli ölçüde toplumsal konum açısından belli avantajlar sağlıyor. Fakat eğitim görmeme, eğitimden yoksun kalma daha köklü adaletsizliklere yol açıyor. Martinan da kadınların eğitim görmemelerini eleştiriyor bu noktada. Kadınların eğitim görmemeleri kadınların toplumda bir yer kazanamamaları ile sonuçlanıyor maalesef. Kadınlar eğitim hayatından mahrum kaldıklarında maalesef iş hayatına atılamıyorlar ve böylece içeriye, eve kapanıyorlar, hapsoluyorlar. Peki gelelim, Martinan bir feminist sosyolog sayılır mı? Bence sayılmaz. Çünkü o zaman haliyle feminizm diye bir şey yoktu, sosyoloji bile yoktu. Ancak Martinan feminist sosyolojinin tohumlarını atmış da diyebiliriz. Kaldı ki Martinan'ın o dönem için evet radikal sayılabilecek feminist düşünceleri vardı, fakat genel feminizm, şu anki feminizm düşüncesi içerisine baktığınızda Martinan o kadar da radikal kalmıyor. Hatta ben daha reformist görüyorum onu. Bu da tabii ayrı bir tartışma konusu. Gelelim Martinan'ın din sosyolojisine. Benim Martinan'ı en pozitivist gördüğüm alanlardan biri din sosyolojisi oldu. Neredeyse Durkheim'le aynı şeyi savunuyor din konusunda. Kendisi dindar bir ailede büyüdü, Üniteryan denilen bir mezhebe ait bir ailede büyüdü. Fakat kendisi sonradan dini reddetti, deist oldu. Fakat belli bir yerden sonra da bilinemezci, agnostik ve naturalist olduğunu açıkladı. Durkheim mesela kendisinden yaklaşık 50-60 yıl sonra dini hayatın ilksel biçimlerini yazmıştı ve Martinan'ın söylediği şeylere benzer şeyleri söylemişti neredeyse. Yani din hakkında bir şey söyleyen sosyologlardan ilkidir aynı zamanda Martinan. Biz Durkheim sanırız, ancak Durkheim'in söylediklerinin en azından metodolojik temelini Martinan çoktan söylemiştir. Martinan'a göre kutsal diye bir şey yoktur.
din, tanrı, insan yaratısıdır. Tüm kutsal varlıklar abartılmış insanlardır. Ve toplumlardaki tanrı inançları insanların toplumsal bakışlarını yansıtır yalnızca. Tanrı'ya insani özelliklerin atfedilmesi, Tanrı'nın kutsal olmasından değil, insanların insan merkezci bakmasından, daha insan odaklı bakmasından ileri gelir yani. Ve ona göre dinler evrimleşir, insanlar değiştiği için. Dinler, tanrılar insanların bakışlarını yansıttığı için, toplumlar değiştikçe, insanlar değiştikçe, dinler, tanrılar da değişir. Yani Martin'a göre din metafizik bir alan değil, tamamen insani beşeri bir kurumdur. Dinin ya da tanrıların metafizik olmaması, tamamen toplumsal olması, sosyolojizm diyebiliriz buna. Dinlerin evrimleşmesi tamamen pozitivist metodolojiyle alakalıdır. Çünkü en nihayetinde Martinov dinlerin bir toplumsal kurum olarak araştırılması gerektiğini düşünür. Videonun başında söylemeyi unuttum ancak buraya kadar izlemiş olanlar için de bir sürpriz olacak. Ufak bir konu daha var Martinov ile ilgili. O da Martinov'un Marx'tan önce sınıf kuramını yazması. 1840'lardan sonra Marx böyle sınıf çelişkilerinden, sınıf çatışmalarından, devrimden bahsetmeden önce Martinov iki sınıf arasındaki çelişkinin farkındaydı. Ona göre iki sınıfın bulunduğu yerde, yani mülk sahiplerinin ve bu mülk sahiplerinin işçilerinin bulunduğu yerde eşitlikte, özgürlükte yoktur. Bunu da söylemek istedim. Tabii ki ne Marx kadar ne Durkheim kadar kapsamlı bir teori geliştirmiştir Martinov. Buna rağmen bu düşüncelerin tohumlarını, köklerini atmış kişidir Martinov. Bence önemli bir sosyolog. Martinov asla göz ardı etmememiz gereken, sırf kadın olduğu için değil, ilk kadın sosyolog olduğu için değil, birçok sosyolojik düşüncenin de kökenini attığı için önemli bir sosyologdur kendisi. Günümüzde haliyle çok fazla başvurulmuyor kaynak olarak. Hem Türkçe'de de kaynağı yok, İngilizce'de de çok başvurulan bir kaynak değil. Çünkü kendi düşüncelerini sonraki düşünürler zaten çok fazla geliştirdiler. Ama bence Martinov'u bilmemiz de önemli. Benim bugün ekleyeceklerim bu kadar. Sosyologları anlatıyorum serisi devam edecek. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim hepinize. Tekrardan söylüyorum, iyi ki varsınız. Hiç eksik olmayın. Beraber sosyolojiyi Türkiye'de bir yere getirelim. Bunun için eğer video hoşunuza gittiyse lütfen çevrenizle, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Abone olsunlar çünkü bu kanal için çok önemli. Ekleyeceğim her şey bu kadar. Gerçekten emeğinize sağlık. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı, zili açmayı, geri kalan her şeyi yapmayı unutmayın. Sizler daha iyi biliyorsunuz bunları. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.